İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yunan-Türk Savaşı ve Sevr Antlaşması'nın imzalanması. Tatoyan, esirlerin iadesini manipüle etmek kabul edilemez. Ermenistan Cumhuriyeti gazetesi, Ermenistan tüm imkanlara sahip. Mardaket'te içme suyu sorunu var. Ankara yumuşak güç politikasını devreye soktu. Avrupa Konseyi raporu. Türkiye nüfusunun %1'i hapiste veya koşullu salıvermede. Batı Ermenistan'daki Aguri Ağrı'nın yukarı Biligan mağaraları ziyaretçilerini bekliyor. Tokyo viski ve alkollü içecekler yarışmasında Ararat Nairi Konya'yı altın madalya kazandı. Batı Ermenistan. Bundan tam 99 yıl önce 7 Haziran 1922'de Yunan donanması Karadeniz açıklarında Samsun'u bombaladı. 1919-1922 Yunan-Türk Savaşı sırasında İngilizlerin desteğiyle Yunan ordusu Anadolu'yu işgal etti ve Samsun o dönemde bombalanmış şehirlerden biriydi. 10 Ekim 1917'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Beyaz Saray'dan şunları duyurdu. Türkiye tamamen yok edilmeli ve gelecekteki statüsünün süreci barış konferansında çözülmelidir. 6 Mayıs 1919'da Paris'te düzenlenen barış konferansında Amerika Birleşik Devletleri Wilson, İngiltere Lloyd George ve Fransa Clemenceau Yunanlılar tarafından İzmir'i kurtarma kararı verdiler. Amerikalı tarihçi Evans, Türkiye'nin bölünmesi başlıklı kitabında şunu yazıyor. 15 Mayıs 1919'da İngiliz, Fransız ve Yunan donanmalarının himayesindeki Yunan ordusu İzmir'de konuşlandı. O sırada Amerikan donanması da oradaydı. Wilson ayrıca 1920'de Batı Ermenistan'da bir Ermeni devleti kurmak için adımlar attı. Ermeni devletinin sınırlarını bizzat kendisi belirledi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ile anlaşarak Yunanlıların Zmırnia'ya giden yolunu açtı ve 1918'den 1923'e kadar yaklaşık 20 savaş gemisi vardı. Onlar ayrıca Yunan ordusuna mali yardım sağladı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut olacak. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan seçim kampanyası sırasında Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan esirlerin iade edilmesi konusunun manipüle edilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Tatoyan kendi medya hesabı olan Facebook'ta bir paylaşımda bulunarak böyle bir şeyin olamayacağı aşikar ve spekülasyonlar sadece ülkedeki tansiyonu artırıyor. Esirlerin dönüşünü zorlaştırıyor. Bu şekilde esirlerin iadesinin fiyatı Azerbaycan makamları için basitçe artırılmaktadır. Ve elbette tutsaklara ve ailelerine, duygularına açık bir saygısızlıktır diye yazdı. Tatoyan, herkesi esirlerin geri dönüşünü manipüle etmeyi tamamen bırakmaya çağırıyor. Spekülasyonlarla süreci zorlaştırmamalı. Azerbaycan'da yasa dışı olarak esir tutulan vatandaşlarımızın geri dönüşü için gerçek çaba göstermeliyiz vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği tam bir ortak serbest ticaret bölgesi için müzakerelere başlayacak. Tahran Times gazetesi görüşmelerin yakın gelecekte gerçekleşeceğini bildirdi. Karar, Avrasya Ekonomik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Miasnikovic ile İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Ardakanyan arasında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan toplantı sırasında alındı. Taraflar ayrıca Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru ve diğer ortak girişimler hakkında ayrıntılı olarak konuştular. Burada birkaç duruma dikkat çekelim. Ermenistan Cumhuriyeti Avrasya Ekonomik Birliği üyesidir. Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlığı sırasında yapının organlarında İran ile serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ilişkin geçici anlaşma yürürlüğe girdi. Bu yılın Mart ayı başlarında Hindistan'ın İran Büyükelçisi Hindistan'ın Hint Okyanusu'nu Ermenistan üzerinden Avrasya'ya bağlayacak Kuzey-Güney Koridoru'nun oluşturulmasını planladığını belirtti. Başka bir deyişle bu, birçok siyasi koşulu dikte edecek ve Büyük Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeleri bağlamına tam olarak uyan büyük bir jeoekonomik programdır. Makalenin tamamı Ermenistan Cumhuriyeti gazetesinin bugünkü sayısında yer almaktadır. Mardagert Belediye Başkanı Mişa Gürciyan, Artsakh Press muhabirle yaptığı görüşmede Mardagert'te içme suyu sorununun var olduğunu dile getirdi. Ona göre savaşta çok sayıda konut, belediye binaları ve hastane kısmen hasar gördü. Savaştan önce şehirde 4500 kişi yaşıyordu.
Savaştan sonra bir takım aileler şehirden taşınmış, nüfus 3831'e inmiş fakat toplam 1124 kişi olmak üzere şehre yaklaşık 297 aile yerleştirilmiştir. Belediye Başkanı 1 Aralık 2020'den beri şehrin iki okulu yeniden açıldı. Birinci okulda 601, ikincisinde 248 öğrenci okumaktadır. Anaokulları ise 1 Aralık'tan itibaren yeniden açıldı. Birinci anaokuluna 140 çocuk, ikinci anaokuluna 63 çocuk gitmeye devam etmektedir. Şehirde doğalgaz dağıtım ve elektrik sağlanmış durumda. Artık 2 haftadır içme suyuyla ilgili bir sorunumuz var. İçme suyumuzu köylerden getiriyoruz diye ekledi. 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO zirvesi öncesinde Türkiye bir yumuşak güç politikası uygulamaya çalışıyor. Uluslararası güç dengelerinin önemli ölçüde değiştiği günümüz jeopolitik dönüşümleri bağlamında Türkiye, kendisini bölgedeki diğer süper güçlerin bir aracı olmaktan çok, dünyadaki gelişmelerde daha büyük rol oynayabilecek bölgesel bir güç olarak görmektedir. Bu bağlamda İngilizce yayınlanan Türk Daily Sabah gazetesi birkaç gün önce ilginç bir makale yayınlayarak Biden, Türk-Amerikan ilişkileri müzakerelerinde Türkiye'nin yumuşak gücünü ve Çin ile rekabetindeki önemini göz önünde bulundurmalıdır, dedi. Daha önce Sovyetler Birliği'ni dizginleme rolünü oynayan Türkiye, şimdi Çin ile rekabet halinde bulunan Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tırnak içerisinde hizmetlerini sunuyor. Coğrafi konumu ve büyük ekonomik etkisi nedeniyle Çin, Orta Asya Türk devletlerinde siyasi nüfuzunu genişletme konusunda Türkiye için bir tehdit oluşturmaktadır. İşte bu yüzden Türk tarafı, bedeli Türk dünyasındaki hegemonyasının Batı tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınması olması gereken tırnak içindeki yardımını sunuyor. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan en son verilere göre 2020 yılının Ocak ayı itibariyle işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil Türkiye nüfusunun %1'i cezaevinde veya şartlı tahliyede bulunuyor. Türkiye'nin nüfusunun işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil yaklaşık 85 milyon olduğu belirtilmelidir. İsviçre'deki Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi için derlenen bir raporda 31 Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de her 100 bin vatandaştan 984'ü cezaevinde. Bu gösterge ile Türkiye Avrupa ülkeleri arasında mutlak lider konumunda. Avrupa'da bu rakam 3 kat daha düşük. Avrupa'da her 100 bin vatandaştan ortalama 265'i hapiste. Raporda ayrıca 2019 yılına göre Türkiye'de şartlı tahliye edilen kişi sayısı 2020'de %6.1 arttı. Bu endeks ile Türkiye Avrupa'da Polonya'nın arkasından ikinci sırada yer alıyor. Batı Ermenistan'daki Arın'ın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinde yer alan, köyün yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve yapısı dolayısıyla Maya antik kenti ile benzerlikler gösteren Yukarı Biligan mağaraları keşfedilmeyi bekliyor. Ağrı şehir merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin ilçesi, halk arasında şifalı su olarak bilinen kaplıcaları, kilometrelerce uzunluğundaki kanyonu, geçmişte birçok medeniyeti ev sahipliği yapan tarihi Maya antik kenti ve çevresinde oluşan peribacalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köyün hemen arka tarafında bulunan Tendürek Dağı, güney yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve içerisinde tandır ile yaşam alanları bulunan mağaralar bölgede az sayıda insan tarafından biliniyor. Mağaralarda bulunan tandır ve çeşitli izlerin burada geçmişte insanların yaşadığını gözler önüne seriyor. Haziran ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da viski ve alkollü içecekler yarışması sona erdi ve bunun sonucunda 20 yıllık eskimiş olan Ararat Nairi Konyağı altın madalya ve kategori birincisi ile ödüllendirildi. Japonya Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Tokyo Viski ve Alkollü İçecekler adlı yarışma, yüksek kaliteli içeceklerin dünya çapında tanıtımını ve dağıtımını amaçlamaktadır. Bu yıl yarışmaya dünyaca ünlü markaların da aralarında bulunduğu dünyanın farklı ülkelerinden 427 içecek katıldı. Bu anlamda Ararat Nairi için rekabet yoğundu ancak efsanevi Ermeni Konyağı hem yarışmanın ilk turu olan uzmanların bireysel değerlendirmesini hem de ikinci grup elemeyi geçerek en mükemmel kategorisinde
yer aldı. Bunun sonucunda yarışmanın altın madalyasını kazandı. 1967'de yaratılan Ararat Nairi Konya'nın dünyanın en prestijli yarışmalarında 30'dan fazla altın madalya kazandığını belirtelim. Ancak bu Doğan Güneş'in ülkesinde kazanılan ilk zaferdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gandhasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Gusan Haygazu'nun Gedaşen adlı eserini sunuyoruz. Barbaros severim anlatır sandı. Bu kaceri oradan birkaç yedaşı. Şoz dolu damdu ve çal peygat parlat. Yedin kumse bulu tam ve kudakla. O bir haykaran şehre gönder bat. Tukat tukamana ayış yedaşı. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.